Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Zölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız. Bugün bu videoda bir ricam var. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz e, hangi ülkede yaşadıklarını belirtsinler. Lütfen yoruma yazın. Şu ülkeden yazıyorum. Şu ülkenin şu şehrinden diye. Bakalım yurt dışında ne kadar takipçimiz var. Bugünün şifresi 12. 12. Öncelikle yazarlardan Fenerbahçe yorumları. Spor yazarlarının Fenerbahçe'nin deplasmanda Atilla Karaoğlan'ı 1-0 mağlup ettiği maçın şey, Alanya Sporu 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yazdıkları köşe yazılarını sizler için bir araya getirdik. Her pozisyonda onlar var. Uğur Meleken. İsmail Kartal Alanya'da da 7 kişilik sert bir rotasyonla başlattı takımını. Bakın arkadaşlar kimsenin konuşmadığı bir olay bu. Yani 7-7 14 rotasyon oldu iki maçtır. Bu kez sahadaki amiral sayısını artmıştı. Koşucu birkaç oyuncunun yerini üretenler almıştı. İlk e 45 dakikada topa sahip olsalar da çok fazla net pozisyon bulamadılar. Lakin bulduklarının da şöyle bir ortak özelliği söz konusuydu. Tüm tehlikeli pozisyonların içinde orta üçlü İsmail Fred Şimanski vardı. Bakın yanlış duymadınız. İsmail Fred ve Şimanski vardı. 13'te Fred araya oynadı. Şimanski atamadı. 27'de Ceko'nun pozisyonunda pas yine Şimanski'den geldi. 43'teki golde pozisyonu başlatan İsmail. Dikkat çektiği noktalara bak. Hava topunu atan Şimanski'ydi. İrfan'ın golü de Polonya'nın indirdiği topun ardından geldi. Fred ise yavaş yavaş saha içi yöneticiliğini ele alıyor. Fenerbahçe'de bakın dikkat çekici bir nokta. Erman Toroğlu. İki yarının sonunda İrfan Can'ın güzel bir golü var. Hareketleri çok güzel. Ama bir özel bozucuğu var. Doğal bir bozucuğu. Zaten bir türlü çizgi çizemediler. Orada da adam çizdiler mi bilmiyorum. İlk futbolcunun iki futbolcu da ayakkabıları ayırarak günahları boynuna demiş. Şimdi ben bu Erman Toroğlu'nun bu tezini felaket çürüteceğim. Ve size inanılmaz bir e, hani ağır cümle kurmak istemiyorum. Küfür etmek istemiyorum ama çok enteresan bir şey göstereceğim. Az sonra. Ahmet Çakar. Fenerbahçe'nin golünde var kontrolü uzun sürdü. Her zamanki gibi. Herhalde Fenerbahçe maçlarını hiç izlemiyorsunuz. İzlerseniz anlayacaksınız. Her zaman böyle. Sebebi Ceko'nun ayağı. Tad için offside olmadığı belli ama Ceko'nun durumu flu idi. Bu nedenle inceleme uzadı. Baktığınız zaman görürsünüz ki Ceko'nun ki 60 santim daha geride. Yani offside değil. En bizden taraftaki Alanyalı oyuncu bozuyor. Ama doğru karar verildi. Ceko'ya ve İrfan Can'a verdiği sarı kartlar doğru diyor. İkisi de kırmızı olmaz. Yani biz de bunu söylüyoruz. Gürcan Bilgiç. Önceliği Atilla Karaoğlan'a veriyorum. Yani Gürcan Bilgiç hariç maçı izleyen olmamış. Onu da söyleyeyim. Yani bu hakemi konuşmamak ilginç. Bazı pozisyonları o kadar güzel süzüyor ki bravo diyorsunuz. Ama takdir hakları bölümünde aman Fenerbahçe'nin lehine olmasın satırı var elbette haftalardır operasyon devam ediyor diye yazıyoruz. Fenerbahçe rakipleriyle beraber artık hakemlerin iliklerine işlemiş bu tavrı da yeniyor aslında. Ömer üründün Fenerbahçe'nin güzel gidişatı sürdürebilmek için Şimanski, Fred, Ceko ve Tad için mümkün olduğunca fiziki açıdan güçlü olmaları lazım. Atılıyorum. Cümle nereye gidiyor bilmiyorum ama. Bir de İsmail Kartal'ın yaptığı gibi yorulmasınlar diye yetenekli yıldızları dinlendirirseniz başınıza iç açarsınız diyor. Yani Avrupa arenasında açık söyleyeyim sıradaki maçta da Kent oynasın. Yine Batçuya oynasın. Ercan Güven kulübedeki simyacı Fenerbahçe takımı değişse de kalite değişmiyor. Belli ki bu gidişat derbilere kadar sürecek. Bu sezonun şampiyonunu derbilerin sonuçları belirleyecek. Ne şans ne sihir ne salt yetenek işin püf noktası kulübedeki simyacı. Evet Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Değerli madenleri çil çil altın yapan simyacı İsmail Kartal. İlk İlker Yağcıoğlu. Oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Özellikle kendi sol taraftar, taraftarlarından sol taraflarından demek istiyor herhalde. Ferdi'nin hücuma verdiği destekle ataklarını geliştirdiler. İlk devre çok ortalarda görünmeyen İrfancan da şık bir golle formunu devam ettirdi. Ama tartışması sahanın en iyisi Fred'di. Kaç tane ciğeri var bilmiyoruz ama kesinlikle son zamanlarda gördüğüm dayanıklılığı en yüksek ve en yetenekli oyunculardan bir tanesi diyor. Rıdvan Dilmen bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu. Ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. Fred modada doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ispatlamak için oynuyormuşçasına diyor. Hey, maşallah. Şimdi Sercan Hamzoğlu'nun özel haberiyle de devam edelim. Bütün maçlarını kazanan Avrupa'nın tek takımı Fenerbahçe. Bu sezon oynadığı 12 maçı da kazanan Fenerbahçe Avrupa'nın 5 büyük liginde dev ekipler başta olmak üzere bütün karşılaşmalarında galibiyet elde eden tek takım. İsmail Kartal'ın öğrencilerine en fazla yaklaşan takımlar Barcelona, Inter, Manchester City oldu ama hiçbirisi Halil Hacivet'lerin performansını yakalayamadı. Bu arada hakemler böyle devam ettiği müddetçe bizi Real Madrid Barcelona futboluna ittikleri müddetçe kazanan sadece Fenerbahçe olur. Kaybeden ise Türk futbolu olur. Bunu da belirteyim. Avrupa'da kendi liginde 5 maç ve üzerinde sahaya çıkıp bütün maçlarını kazanan takımlar ise Fenerbahçe ile birlikte Manchester City, Inter, PSV Eindhoven ve AZ Alkmaar olmuş. FFP ertelenen maçların hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe maçına keşke Hakan Şükür'ü, Timur Erdem Timur'u, Arif Erdem'i ne bileyim hani o tip bir Galatasaraylı'yı verselerdi. Gerçekten söylüyorum. Şimdi arkadaş Fenerbahçe taraftarının bir ahmaklığı var. Ya algı yapmayalım. Ya kimsenin ekmeğini oynamayalım. Ya oynanmamış maçın hakemini konuşmayalım. Asıl şimdi oynanmamış maçın hakemini konuşacağız. Bundan sonra hakemlerin hepsi her türlü kayıtlarına dikkat etsin. Fenerbahçe maçının hakeminin numarası 1907 ile bitiyor deyip algı başlatıp Maçtan saatler sonra aslında numarası 54 bitiyor diyorsanız bu sizin hani nasıl bir şerefte olduğunuzu, nasıl bir karakterde olduğunuzu net gösterir. Bak çok büyük bir günahtır iftira atmak. Diyorsunuz diyor hocam beddua etme sana döner falan. Beddua etmenin günahını bana ispatlayın. Deyin ki şu ayette beddua etmek günahtır yazıyor deyin. Oyunum kıldan ince. Ben size iftira ile ilgili birçok şey çıkartayım yalan yere yemin etmekle ilgili birçok şey çıkartayım. Bir Galatasaraylı arkadaşım ne diyor biliyor musunuz? Siz diyor hakemle kazandınız diyor. Şimdi ona da bir ö, 30 santimlik bir şey göstereceğim. Yok 30 santim etmez belki. Ona bir şey göstereceğim. Beklesinler. Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi. Zorbay Küçük. Kimdir Zorbay Küçük? Babası Galatasaray altyapısında hocadır. Kendisinin halinde aktif olarak Galatasaray altyapısında hocadır. Ayrıca meşhur bu Malatya'ya giden Doğanlar Şahinler olayındaki maçta Malatya Spor kaptanıdır. Başka söze gerek yok. Fenerbahçe maçına Galatasaray'ın çocuğunu atamışlar. Galatasaray'ın çocuğu olmuyor mu? Yani Galatasaray alt tarafındaki hocanın çocuğu. Mesela Semih Şentürk'ün oğlunu Fenerbahçe maçına atasalar Fenerbahçe'nin çocuğu maçı yönetecek olur. Haksız mıyım? Galatasaray demişken İstanbul Spor Galatasaray. Abdülkadir Bitigen. Eski hakem Galip Bitigen'in hocasıdır. Şu oğludur. Kendisi de benim hakem hocamdır aynı zamanda. Bilmeyenler için de söyleyeyim aynı zamanda ben bir hakemim. Hakemliğim de var yani. Ee, öyle pozisyonları haybeden kalp gözümle falan yorumlamıyorum. Hakemlikle yorumluyorum bilginizde olsun. Galip Bitigen'in kendisi gibi Galatasaray aşığı çocuğudur. Şu gördüğünüz arkadaş. Ee, onlarca hakemin önünde Galip Bitigen'e şu cümleyi kurmuştur. Pozisyonu formanın rengine göre mi yorumluyoruz? hakkaniyete göre mi yorumluyoruz? Diyebilen ama buna rağmen de hakemlik almış olan bir arkadaşınızdır. Çünkü Galatasaray lehine bir pozisyon yorumluyor. Alakası yok. Ama Galatasaray lehine karar veriyor. Ben de bu cümleyi herkesin içinde utanmadan, sıkılmadan da söyledim. Neyse damarını kesin, sarı kırmızı akar. Galip Bitigen'in ve Abdülkadir Bitigen'in en sevdiği ikinci takımları Kayseri Spor'dur. Bilginiz olsun. Adana Demirspor, Beşiktaş. Üm it Öztürk. Bir adamın adında it varsa ben artık korkmaya başladım abi. Araner yana, yana dönebilir diyorum. Yani isminde Ümit olan arkadaşlarım alınmasın. Özellikle medyadaki meşhur olan arkadaşlardan bahsediyorum. Ümit Öztürk kimdir? Fatih Terim ile maç sonu selfie çekecek kadar Galatasaray aşığı biridir. Kendisinin evinde forma koleksiyonu var mı yok mu? Bir araştırın bakalım. Hacili macili forma var mı yok mu? Bir araştırın. Şimdi gelelim Fenerbahçe hakemle kazandı ya. Verelim ekrana. Arkadaşlar Tadiş'e pas atıldığı anda görüyorsunuz Tadiş'in ayağı offside'da. Değil mi? Şöyle biraz daha büyüteyim. Yani offside'da. Ayak daha önde gördünüz değil mi? Yani Fenerbahçe golü offside'den attı. Değil mi arkadaşlar? Sosyal medyada bunu bugün çokça gördünüz. Altta 2 yazıyor. Farkındasınız değil mi? Ben onu da sebebini anlatayım. Bakın arkadaşlar. Top ayaktan çoktan çıkmış. BN Sports'un ekrana verdiği görüntü bu arkadaşlar. Bakın yayıncı kuruluş BN Sports dünkü maçta bu görüntüyü ekrana verdi. Yanlış duymadınız. Tadiç'in pozisyonlarında pozisyonunda bu görüntüyü ekrana verdi. Verelim bir daha verelim. Bu görüntüyü verdi. Peki olması gereken görüntü ne? Bir numara geliyor. Olması gereken görüntü bu. <laughs> Hocam bu görüntüde offside yok ki. Yani sen de offside olmayan görüntüyü veriyorsun. Evet. topun oynanış ana. Kurallara göre bu görüntüyü vermesi lazım arkadaşlar. Ben size bunu anlattım. Dedim ki istediğim takımın golünü offside diye iptal ederim, istediğim takıma gol veririm. İkisinde de İsmail'e bakın arkadaşlar. Bas veren İsmail'e bakın. Bakın iki kareye dikkat edin. Aradaki niyet farkını anlayabiliyor musunuz? Şimdi Galatasaray oyuncusu pas verirken üstteki bir numarayı verip Fenerbahçe oyuncusu pas verirken iki numarayı verirsen bunun adına hangi küfürlü şeyi söylerler siz daha iyi bilirsiniz. Yani hangi küfürlü şeyi söylerler siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi ben size soruyorum. Bir numaralı pozisyona göre Fenerbahçe'nin golünde offside var diyen nedir? İyi de hocam bak şimdi Galatasaraylılara hakkaniyeti şu bu diyoruz. Tamam bir numarayı görüp de hala yalan söyleyen olabilir ama adamlar da iki numarayı görüp bak offside diyorlar. Buna ne diyeceksin? Arkadaşlar cahillik böyle bir şey. Yani Allahu Ekber deyip de Müslüman kellesi kesmek gibi bir şey bu. Bu cahillik işte. Biz yıllarca her Müslümanım diyeni Müslüman zannettik. Her adamım diyen adam zannettik. Buyurun. Bien Spor'sun... Özet maçında 15 şut çeken Fenerbahçe'nin 2 şut çeken Alanya Spor'la aynı futbolu oynamış gibi gösterildiği bir özet var. 0.08 gol beklentisi var Alanya Spor'un. Ama özete bakacak olursanız ikisi de aynı top oynamış. Maçın en önemli en bariz hakem hatasının bulunduğu pozisyon 6 dakikalık özette yok. Al böyleyken BN Sports USA, yani Amerika'daki BN Sports özeti tam tersi. Tam tersi. Yani Amerika özetinde Fenerbahçe'mizin akın akın rakip kaleye gittiği pozisyonlar yer alıyor. Hani bunun kasıtlı olmama ihtimali sıfır. Allah belanı versin Vien Sports. Bunlara para veren bütün Fenerbahçe taraftarına duyurulur. Helal olsun. Yani Fenerbahçe'yi kurşun sıkıyorsunuz. Kurşun sıkıyorsunuz. Son olarak da Ahmet Çakar. Elimde çok gizli bir kaset var. 3 kişi şunu şampiyon yapıyoruz diyorlar. Para dağılımı yapıyorlar. Kendi aralarında eğer ben istersem bu lig gerçekten bitmez demiş. Şimdi ben spor savcılarını, spor hakimlerini, spor uzmanlarını, bu ülkede sporla ilgilenen herkese spor bakanını bir şeye davet ediyorum. Ahmet Çakar'ın bu iddiaları doğru mu yanlış mı? Bunu merak ediyorum. Ya bırak iki, bir tane müptezelin birinin konuşması. O müptezeli milyonlarca kişi izliyor. Ben burada desem ki ağzından şöyle bir cümle çıksa işte desem ki ya arkadaşlar Kadıköy'de hakemlere baskı yapın. Ötesine gidin desem. Daha ötesine gidip yani milleti teşvik, şiddete teşvik etsem. Sahaya inin şöyle yapın falan filan diye gaza getirsem. Dövün lan hakem falan desem. Videoyu da 300 kişi izlese. Beni direkt gözaltına alırlar biliyor musunuz? Halkı kim ve ne, nefrete teşvik etmekten. Desem ki arkadaşlar elimde çok gizli belge var. Zorbay Küçük Fenerbahçe'ye doğramaya gelecek. Gel buraya derler. Videoyu da 100 bin kişi izlese. Gel buraya der yine beni gözaltına alırlar. Şimdi çok merak ediyorum. Ahmet Çakar'ı gözaltına alacak kadar cesur değil misiniz? Ahmet Çakar'dan ilgili korktuğunuz bir olay mı var? Yani Ahmet Çakar bunu bir değil, iki değil, üçüncü senesinde arka arkaya söylüyor. Bu sene şampiyon belli Galatasaray yapacaklar diyor. Bu sene belli Trabzonspor yapacaklar diyor. Elimde belge var diyor. Herif iki senedir, üç senedir elindeki belgelerle şampiyonun kim olacağını söylüyor. Bir Allah'ın kulda merak etmiyor. Çok merak ediyorum. Yani gerçekten merak ediyorum. Derdiniz adalet mi? Fenerbahçe düşmanlığı mı? Yani spor medyasına söylüyorum. Savcılara, hakimlere, şunları bunlara söylemiyorum. Umrumda değil. Yapmayacaklarını biliyorum. Kimsenin bunun üstüne gitmeyeceğini biliyorum. Umurumda değil. Abi daha ne demesi lazım? Gizli kaset var. 3 kişi şunu şampiyon yapıyoruz diyor. Para dağılımı yapıyorlar. Bak para var. Şike var. Teşvik var. Sahtekarlık var. Hepsi var. Ben istersen bu lig bitmez diyor. Şunu çok merak ediyorum. Aynı cümleyi geçen sene Galatasaray içinde kurdu mu bu adam? Benzer cümleleri kurdu mu? Galatasaray şampiyon yapacaklar eminim dedi mi? İyi de onun başka bir videosunda da Fener, şamp Fener şampiyon olacak diyor. Fener olacak diyor. Yapacaklar demiyor. Mesela diyor ki bu sene şu oynanan futbola göre Fener şampiyon olur diyor. Ama Galatasaray'ı şampiyon yapacaklar diyor. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Ben çok merak ediyorum. Ha şunu da özellikle belirteyim. Bien Sports'a üye iseniz Fenerbahçeliyim demeyin abi. Fenerbahçeliyim demeyin. Hakan Şükür kanalı falan izliyorsanız Fenerbahçeliyim demeyin. Anladınız mı? yani söylenecek daha ağır laflarım var ama herkes hak ettiği lafı duyar. Yaşasın tam bağımsız cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı Fenerbahçe. Ye. Kahrolsun Fenerbahçe'ye düşmanlık edip bunu sahaya, zemine, sonuçlara, şampiyonluğa yansıtanlar